bu blokadını biz bir günde bir saat içinde başlamamıştık. Evvelden planlaştırılgan son kendi aramızda gelişken sonra bizler, ben belki şimdi yanlışabilirim, eğer doğru hatırlasam 8. sentyabrda basın konferansını geçirdik ve aynı o konuda hem yukarı şuranın kürsesinden seslendirdim bütün Ukrayna'ya. Dedim ki biz bir vakit veriyoruz, istegenleri hazırlansınlar. Ama 20. sentyabrlerde bu blokad başlanacak demiştik. Buna çoksu inanmagan gibi kendilerini alıp vardılar. Ama hazırlıklar başlanmıştı o vakit. Ve gerçekten de 20. sentyabrda bizler orada bir gün içinde, bir gün değil de aslında yarım gün içinde uç karayolunu Çongar, Kalançak ve Çaplınkan'ı kapattık ve o günden akşamdan başlayıp, aslında öğleden sonra başlayıp, şimdi bu mal taşıyan arabalar esas Ukrayna'dan Kırım'a yol almaya olmadılar. Çünkü yollar kapatıldı. Ve çok su belirlediler, biz orada 4-5 gün olacak, bir hafta olacak, 2 hafta olacak, sonra biz oradan gidecek. Bazıları biz oraya para kazanmaya gelmiş deyip öyle iftiralar başladılar dağıtmaya. Ama sağ olsunlar, bütün birinciden Kırım Tatarlar ve bizge kol tutan Ukrayna semeddeşleri, vatandaşlar ve oyanlarını hepsini bilesiniz. Bizler Rusya'yı, Kırım'ı böyle kollarında tutmak için kaç kere masraflarını böyle ziyadeleştirmeyi becerdik. Ve onlar orada gerçekten de mecburi oldular. Bir taraftan o vakit köprüler yok idi, bir şeyler yok idi. Ve bir gün silah taşırdılar Rusya'dan Kırım'a. İkinci günü bilmeyeyim işte emekler taşımaya tırışırdılar. Üçüncü günü askeri arabalar. Çok o vakit onları zorlaştırdık. Ve hatırlarsınız o günleri de biz söylemiştik. Gelecekte elektrik de olmayacak. Buna aslı inanmadılar dediler. Ama gerçekten de 2-3 ay sonra elektrik de kesilmişti.